Anakarta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün burun ameliyatına gireceğim ve YouTube kanalımın ilk videosunun böyle olmasını istedim. Daha doğrusu ne zamandır YouTube'a zaten başlayacağım diyordum, biliyorsunuz. Önceden beni tanıyanlar. Yeni tanıyanlara da buradan kocaman sevgiler gönderiyorum. Acılı bir süreç olacak. Birazdan burun ameliyatına gireceğim. Şimdi hastaneye gidiyorum. Sabahın saat 5'inde yola çıktım. Hava karanlık ve trafik yoktu, ne güzel, ama birazcık geç kaldık sanırım diye trafik başladı. Hadi beraber hastaneye gidelim. Orada böyle valizimi falan açar. Sonra beni böyle ameliyathaneye götürürken izlersiniz. Sizi çok seviyorum. Ve şimdi hastaneye geldik ineceğim. Ya çok heyecanlıyım. Ameliyattan önce kendime bugün sesleniyordum. Aynam çok güzel değil mi? Ameliyathanemin odamın banyosu. Çok güzel banyosu var. Gerçekten otel gibi. Aynaya bakar mısın? Muhteşem. Ben odanın konforuna bayıldım. Manzara falan güzel. Ben giyindim. Bakayım bakayım nasıl aldınız? Terliklerim çok komik yani. Herkese merhaba. Bugün daha iyiyim. Dün ameliyattan çıktım ama çok kötü olduğum için kamerayı elime alıp çekemedim. Çünkü uyuyup dinlenmektim. Ben dünden beri çok uyudum ve uyurken bu tarafa dönüp uyumuşum yanlışlıkla. O yüzden yüzümün burası şiş. Doktor beni uyardı. Ameliyata girecekleri de ben buradan uyarıyorum. Düz yatın, düz uyuyun. Bir tarafa döndüğünüzde orası çok şişiyor. Bakın ben bu tarafa döndüğüm için buram şişmiş. Genel olarak kötü değilim. İyiyim. Yani kendimi iyi hissediyorum. Sadece burnumdan dün nefes alabiliyordum. Ama bugün biraz tıkandı kanama olduğu için. O sıkıntı, ama tamponlarım 2-3 gün sonra çıkacakmış. O beni çok mutlu etti. Kurtulacağım bunlardan inşallah. Tek sıkıntı tampon, başka hiçbir sıkıntı yok. Yani baş ağrım biraz vardı dün. Dişlerimde nedense bir ağrı var. Nedenini bilmiyorum. Doktor kaslarla ilgili, oraya sanırım burnumu yaparken kaslarla da oynamış. Ondan dolayı olabilirmiş. Onun dışında ayağa kalkabiliyorum. Kendi lavabama kendim gidebiliyorum. Yürüyebiliyorum. Ama yanınıza kesinlikle tekrar tekrar söylüyorum. Dudak için balm alın. Ben aldım. Dudaklarım hiç kurumadı. Eğer olmasaydı herhalde kafayı yerdim. Çünkü ilk böyle bir sürmedim. Hemen kuruyor gibiydi. Sürünce şu an daha iyiyim. Hiç dudaklarım kurumadı. Çünkü burnunuzdan nefes alamıyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Videonun devamı gelecek. Biraz dinlenmem lazım şu an. Şimdi ben banyoya geldim ve gözlerim aktı. Onları biraz temizleyeceğim. Çünkü gözlerimiz çok akıyormuş. Nedenini söylemişti doktor ama unuttum. Böyle küçük küçük. Ben bunu bugün çıkarmadım. Normalde doktor çıkarmıştı, ben geri takmasını istedim. Çünkü kanama oluyor ve o kanamayı şu an temizlemek istemiyorum. Kan görmeye dayanamadığım için. Normalde siz çıkarabilirsiniz. Ufak ufak kan geliyor. Çok kanama olmuyor. İlk gün sadece biraz çok oluyor. Ama gözlerimde çok sulanma oluyor nedense ya. Ondan çok rahatsız oluyorum. Ayağa kalkabiliyorum. Kendim yürüyebiliyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Ama burnunuzda sürekli böyle bir şey olması tabii ki istemsizce rahatsız ediyor. Bu göz çok şiş, gördüğünüz gibi. Dokununca böyle bir balon gibi. Bunda hiçbir şey yok ama. Nedeni de dediğim gibi ben uyurken bu tarafa dönüp uyuyordum. Çünkü sakın öyle bir şey yapmayın. Allah'tan burun ameliyatım Emre Hocam. Instagram adresine bırakacağım. Gerçekten çok iyi bir hocam. Özellikle ondan ameliyat olmasının. Çünkü şişlikler daha az oluyor ve burundan nefes alabiliyorsunuz. Emre Hocam'ın yurt dışından getirdiği bu tamponlar sayesinde, çünkü delikli. Sadece kanama olduğu için tıkandığında daha az nefes alabiliyorsun. Ben de ne güzel nefes alabiliyorken şu anda kanama olduğu için birazcık az nefes alabiliyorum. Gözlerim sulanıyor sadece. Onu hiç sevmiyorum ya. Genel olarak böyle işte durumum. İyiyim, güzelim. Nasıl görünüyor burnum? Çirkin mi? Bana büyük geliyor bunlardan dolayı ama inşallah güzel olmuştur. Bakalım sonucunu beraber göreceğiz. Benimle birlikte bu süreci paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Seviyorum. Size söylediğim bal bu. Ben bunu gerçekten çok kullandım. Sürekli sürüyorum. Çünkü kullanmazsanız dudaklarınız çok kötü bir şekilde kavuklanacak ve soyulacaktır. O yüzden yanınıza almayı unutmayın. En önemli, yanıma ne alacağım diyorsanız kesinlikle pijama, bal, baş yastığı. Yani ben hiç sevmedim ya. Aldım ama boynumu çok ağrıttı. O yüzden gece kullanmadım. Çünkü böyle dik yatmayı hiç sevmiyorum zaten. O da daha dik yapıyor ve kullanmadım. Ama kullanmak tabii ki iyiymiş. Ben kullanmayayım. Bu tarafa döndüğüm için bakın bu haldeyim. Şişli yüzüm. Herkese merhaba. Bugün ameliyatımın 4. günü. Balon balığı gibiyim. Şuna bakın. Yanaklarım kocaman oldu. Göz altlarım bayağı, yani sağ gözüm şişti. Bu gözümde bir şey yok.
Yarın tamponlarım çıkıyor, yarın rahatlayacağım. Şimdi Emre Hoca'nın bana söylediği şeyleri yapacağım. Burnumu burunla temizlemem gerekiyor. Her gün yapıyorum zaten, eziyetli bir şey. Hiç sevmiyorum gerçekten. Burnuma bir şey sıkıyor olmak beni çok rahatsız ediyor. Hazır değilim şu an. Ve ben böyle kulak çöplerimle sıktıktan sonra akan, bir dakika akacak şu an. Böyle kanı temizliyorum. Gerçekten çok rahatsızlık verici bir şey. Yarın tamponlarım çıktıktan sonra rahat edeceğimi düşünüyorum. Çünkü burnumdan nefes çok az alabiliyorum. Bu kremi de sürüyorum ki yara olmasın diye. Ben bunu ameliyattan çıktığımdan beri günde 5 kere 6 kere. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. O kadar çok böyle kanama olmaz ve burası temiz kalır. Yarın da zaten tamponlarım çıkacağı için Emre Hoca'nın karşısına böyle tertemiz çıkmak istiyorum. Bunu akşam bir kere daha yapacağım. Yarın sabah saat 12'de de tamponlarım çıkacak. Nasıl görünüyorum? Muhteşem değil mi? Burnuma bakın. Güzel olacak mı acaba? Çok merak ediyorum gerçekten. Ben gidiyorum. Yine annemlerde kalacağım. Çünkü o bana çorba yapıyor. Sadece çorba içebiliyorum. Katı şeyler yiyemiyorum. Çünkü ağzımı şundan daha çok açamıyorum. Bu kadar. Gülemiyorum. Gülerken mesela çıkmıyor yukarı. Niye bilmiyorum ya. Böyle mi kalacak acaba hep yüzüm? Şuna bakın, yanaklarım tontiş tontiş oldu. Sıkasınız geliyordur şu an kesin. Bu arada duş aldım. Duş alabiliyorsunuz. Normalde ben duş alınmıyor diye biliyordum burun ameliyatından sonra. Ama Emre Hoca dedi ki duş almanda bir sakınca yok. Duş, saçımı kendim yıkadım. Şimdi duştan çıktım, kuruttum. Burnuma direkt su tutmadım. Saçıma tuttum. Buradan gelen sular bir zarar vermedi. Yapışkanım çünkü suya dayanıklıyım. Böyle, böyle geçiyor. Bakalım yarın tamponlar çıkınca nasıl olacak? Görüşürüz. Herkese merhaba, Emre Hoca'nın yanına geldim. Bugün burun tamponlarım çıkıyor. Bunlardan kurtuluyoruz. Hadi yukarı çıkalım. Ben şimdi burun tamponlarım çıkartmaya Emre Hoca'nın yanına geldim. Hadi gelin gidelim bakalım nasıl olacak. Aşırı korkuyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ameliyata giderken bu kadar korkmamıştım. Sanki çok acıyacak gibi. İnşallah acım oluyor. Burun tamponlarım çıkacak. Aşırı heyecanlıyım ve korkuyorum. Bana dolaydı, tamam mı? Zaten göreceksiniz, tamponlarım çıkarken de kayıt alacağım. Birazcık korkuyorum. Emre Hoca'ya buradan çok teşekkür ederim. Benim birazcık kansızlığım olduğu için böyle çok şişmelerim oldu ama normalde herkes de bu kadar çocuk olmuyor. Kişiden kişiye göre değişiyor bu. Herkese merhaba. Bugün ameliyatımın 5. günü. Dün zaten tamponlarım çıktı, gördünüz. Bugün çok çok daha iyiyim. Dün birazcık böyle çok korktum tamponlarım çıkarken ama bugün daha rahat uyudum. Burnumdan nefes alabiliyorum ama ben almaya korkuyorum. O kadar alışmışım ki burnumdan nefes almamaya. Çünkü ben bu süreçte burnumu tamamen hayatımdan çıkarmıştım tamponlar varken. Siz de öyle yapın. Tavsiyem odur. Çünkü burnunuzdan nefes alamamayı taktıkça hapşırasınız geliyor falan, böyle bir kötü oluyorsunuz. O yüzden onu tamamen unutup dudaklarınıza balm sürüp kurumasını engelleyip dudaklarınızdan nefes, ağzınızdan nefes almaya alışmanız gerekiyor. O kadar alışmışım ki diyorum ya, bugün ben burnumdan çok nefes almıyorum mesela. Hani almaya çalışmıyorum. Uyurken falan almışımdır büyük ihtimalle ama bugün çok çok daha iyiyim. Sadece şişliklerim çok fazla. Ben niye bu kadar şiştim bilmiyorum. Büyük ihtimalle söylediğim gibi benim kan testimde biliyorsunuz ki şey çıktı. Kan değerlerim düşük çıktı ve kanımın pırtlaşmasıyla ilgili bir sıkıntı vardı. Yani onları tedavisini olup da ameliyata girmem gerekiyordu. Ve bu tedavi olmadığım için büyük ihtimalle şişliklerim daha çok oldu. Gözümde şu katı, şurada birazcık morluk kaldı. Buralarım ama kocaman oldu, böyle tombiş tombiş bir balon balığına benzedim. Aynı sincap gibiyim. Bana sincap diyorlar TikTok'ta canlı yayında. Öyle. İyiyim. Tavsiyem size biraz sohbet edelim. Böyle bu süreçte neler yaşadım, ne yaptım, ne yapmanız gerekiyor falan. Merak ettiklerinizi sorabileceğiniz böyle bir Instagram'da belki soru cevap yapabilirim yarın, diğer gün biraz daha iyi olduğunda. Bugün kendim bir şeyler anlatayım. Ameliyat sürecini, ameliyata giderken korkmayın. Çünkü hiç ağrılı bir süreç değil. Benim şu an hiç acım yok. Yani ameliyat, burun ameliyatı ağrılı bir süreç değil kesinlikle. Sadece tek sıkıntı burnunuzdan nefes alamamanız ve en korktuğum şey tamponlarımın çıkmasıydı. Onlar da çıktı artık. Tamponlarınız çıktıktan sonra iyileşmiş sayın kendiniz. Çünkü nefes alabiliyorsunuz ve sadece burada bir bant var. Bu bant da pazartesi çıkacak ve her şey tamam olacak. Yani korkacağınız hiçbir şey yok. Olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Ağrılı bir süreç kesinlikle değil. Hiçbir acı hissetmiyorum gerçekten. Hani burnumda hiçbir acı hiçbir zaman olmadı.
Tek sıkıntım her zaman nefes alamamakta, tamponlarım çıktı, artık çok iyiyim. İyileştim sayabilirsiniz. 5. günde iyileşiyorsunuz. Öyle. Sizi çok seviyorum. Videonun devamı gelecek zaten. Bu süreci beraber her anla size anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Görüşürüz. Merhaba. Bugün tam 7. gün. Bir hafta olduğu için bu burun bantlarımı çıkaracağız. Şimdi ben Emre Hoca'nın yanına geldim. Asansör gelecek. Sonra bunları ben kurtulacağım ya. Beğeneceğim mi ya? Çok korkuyorum. Acaba acıyacak? Sizce acıyor mu? İnşallah. Bir şey gibi geçti. Şey aldım, antibiyotik ilaç aldım. Evet. Antibiyotik kullanıyorum, geçiriyorum. Dikişim mi? Yanaklarım şişti zaten. Gözümden bir. Korkma, gerek yoksa korkma. Korkma, hiç. Acıyacak gibi geliyor. Korkma. Sadece üstten bant çıkıyor, o işte. Gördün mü sen şu an? Nasıl? Tam istediğim olmuş kardeş. Barbie ne olmuş? Kimse Mehmet onu da inanmayacak. Acıyor mu ya? Biraz bastırıyor. Ya, ben acısın ya. Evet. Başka bir ameliyat olmayacağım. Ya, bunu görünce çok ayılacak senin, bu kadar güzel olmuş. Hadi bak bakalım. Heyecanlıyım şu an. Oh. Çok küçük. Güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Evet. Gerçekten mi? Şu an çok garip geliyor kendime yüzüm. Çok farklı. Oha, bu ben değil. Çok güzel olmuş. Elimi tanıtacağım. Sanki kendim bulmuş gibi bence. Evet, farklı. Nasıl? Güzel. Sana da garip geldi. Hı hı. Biraz şişliklerim var ondan dolayı. Evet ya. Yanaklarım aynı şey. Ama çok güzel. Bant mı takacağız bir de? Evet, küçük bant bilemiyorsun, çok şişer. O zaman biraz daha bakayım. Hadi bakalım, biraz fotoğraf çekip bak şöyle, bu olmadı incele. Bu ben değilim gerçekten. Bunu niye bu kadar değiştiriyor? Kısalmış burnum. İstediğiniz de oydu zaten. Ha, o kadar yakından çekmeseydin. Artık çekilmeyi gerektirecek hiçbir şey yok, merak etme. Şurası çok güzel olmuş. Güzel, her yeri götürüyorum. En güzel şey şu, bunun aslında böyle çok küçük bir yüzüne göre daha kalktı ama dışarıdan yapalım da bilmiyorum. Evet, sen kendin bunun da işleri görünmüyor. Ya ben nefes alırken çok hafif zorlanıyorum, o normal mi? Çok normal çünkü... Evet, şu an daha iyi, bantlar var diye demek ki. İçinde de çok şişlik vardır. Bir de bunun için ne kadar kendini dikkat etsen de iyi temizleyemezsin. Temizlemek için içinde kabuklar var. Kabuklar bana izlemek için yukarıda sokuşmuş. Bir de dikişler falan hala içinde var sanırım. Burnunda şişlik var mı şu an? Evet, şurası çok şiş, bastırdım ben. Bir de buradan çok şiş. Onlar 2 hafta falan mı getirdin? Evet. Şimdi burada bir gibi şişlik var. Birincisi akut şişlik dediğimiz hemen geçecek yani. Mesela ayağını burkuyorsun ya, ondan sonra oluşan şişlik gibi. Bunları biz akut şişlik diyoruz. Bu işte yaklaşık olarak 45 gün sürüyor. Bir de kronik şişlikler var. Bunlar biraz daha geç geçiyor. Bu görüntü o zaman şu an hala tam gerçek görüntü değil. Zaten küçük olmuş da. Evet, çok küçük olmuş burnum ya. Bayıldım. Ben tanıyamadım kendimi şu an hala. İzleyeceğim videoyu tekrar tekrar. İşte burada en güzel yapılan şey dudakların... Evet, şey soracağım. Dudağım havaya kalktı. İnecek mi? Bu böyle mi kaldı? Biraz inecek de yani tamamen daha gözükebilir oldu şu an. Yok, güzel zaten, evet. Sadece dolgu gerektiriyor. Şuralar inceldi burası havaya kalkınca. Yani. Burun bantlarımdan kurtuldum. Şimdi bu aynayı artık sürebiliriz. Çünkü artık güzel olduğunu düşünüyorum. Aynen, söyle bana, ver mi benden lanetleri? Ya, hayır, tabii ki en güzel burnumu sayfayım. Nasıl olmuş burnum? Ufak bir bant taktık. Artık şu an şu burnumun burasını görebilirsiniz. Gayet güzel, ben çok beğendim. Selam. Evet, sonunda bandajlarım çıktı. Bandajlarımdan kurtuldum. Burnumu hemen gösteriyorum. Burun ameliyatı videomun sonuna geldik. Bu süreç benim için çok kolaydı. Güzel geçti. Yüzüm falan böyle şişti oldu. Ben aslında birçok video izledim ve yani bu süreç daha kolay geçer diye düşünmüştüm. Ağrılı bir süreç değildi. Ama hani şişliklerim olduğu için o günlerde çok mutsuzdum sadece. 2 gün 3 gün falan sürdü o da. Sonra hemen indi. Şişlikler çok çabuk iniyor bu arada. Şişiyorsunuz ama korkmayın burun ameliyatı olacaksanız. 2 gün içinde o şişlikler hemen iniyor. Sonra böyle yanaklarım falan şişti. Bayağı tatlış oldum. TikTok videolarım falan böyle aşırı herkes bana sincap falan demeye başladı ya. Sonra işte böyle şu anda güzel. Ben
bence. Yandan bakın. Bir de buradan bakın. Ben çok beğendim. Gerçekten Emre Hoca'ya çok 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 teşekkür ediyorum. Tekrardan buradan hesabını bırakıyorum. Burun ameliyatı olmak isteyen, hesabına ulaşmak isteyen varsa ona ulaşıp yazabilir. Kendi Instagram'ımı da hemen şuraya bırakayım. Ben Gamze Kart'a burun ameliyatı sürecimin devamıyla ilgili. Oradan beni takip edebilirsiniz ve takip edin lütfen. Ben burnumu gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumları okuyacağım. Kötü bir şey yazmayın. Burun ameliyatı sürecimle ilgili böyle TikTok'ta falan yayın yaptığımda herkes çok beğendi. Ben genelde birilerini izlediğimde böyle yüzünü hani aşina olduğum yüz değiştiği için genelde hep çirkin buluyordum. Ama bana kimse değişmişsin, çirkin olmuşsun demedi. Çünkü bilmiyorum, gerçekten ben bile burnuma çok beğendim. İlk sadece ilk tepkimi siz gördünüz, çektim. İlk tepkimde çok şaşırmıştım. Hiç görmek istememiştim. Hemen böyle geri bantlattırdım. Şu an bantlardan falan kurtuldum. Sadece geceleri o Emre Hoca'nın verdiği bantı takıyorum. Şimdi hatta geri takacağım. Takarken çekeceğim. Onu da görünem nasıl takılıyor diye. Böyle burun ameliyatı olmak isteyen, o süreci falan böyle merak edenler varsa her anını çekmeye çalıştım. Elimden geldiğince umarım destek olabilmişimdir. Korkmayın. Sadece gerçekten burun ameliyatı olacaksanız ve bu videoyu burun ameliyatı olmadan önce izliyorsanız şöyle söyleyebilirim. Hiç ağrılı bir süreç değil. Burnunuzda hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Uyurken çektiğiniz sadece böyle düz yatmak dışında ve nefes alamamak dışında hiçbir sıkıntı yok. Ben burnumu zaten dışında hiçbir kesik yok. O yüzden hiçbir ağrı yok. Ne öncesinde ne sonrasında. Ben çok mutluyum. Umarım siz de ameliyat olacaksanız güzel bir burnunuz olur. Şöyle gösteriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya bırakıyorum kanalıma. Abone olun ki devamı gelecek videoların. Sizi seviyorum. Şimdi gidelim ve şu bantları takalım. Çünkü neden? Her akşam uyurken bantları taktılar. Ben geldim. Bantım bu. Makasım bu. Küçük küçük kesip Emre Hoca'nın yaptığı gibi yapmaya çalışacağım. Ben bugüne kadar hiç yapamadım. Emre Hoca'nın yaptığı gibi böyle kusursuz bir bant gerçekten olmadı. Al da. Şimdi bunu böyle küçücük keseceğim. Sonra burnuma yapıştıracağım. Bu kadar kesiyorum. Bunu takmamın amacı şişlikler insin diye. Bir dakika şurada takayım. Şöyle size de göstereyim. Böyle yapıştırıyorum. Böyle alıyor. Bir sürü takacağım. Bir dakika. Her yerine takacağım ki şişliklere insin ve burnum şişmesin diye. Tırnağım. Of ya. Tırnağım acıdı. Küçük bir parça. Kameraya bakarak takabilir miyim acaba? Bir dakika. Yapamıyorum öyle. Hayır. Yamuk oldu. Oldu. Böyle. Bunu da yapıştırdım. Ucuna da yapıştıracağım. Bir tane de böyle ucu düşmesin diye ucuna da yapıştıracağım. Ben bunu bir ay boyunca her gece yapacağım. Ama burun sürecim aslında bitti. Yani iyileştim, artık bir ağrım yok. Burnumu sabahları bantları çıkarıp güzel bir şekilde gezebiliyorum. Burnumu herkes çok beğeniyor falan. Sadece bu böyle akşamları taktığım, hem yani burun düşmesini engelleyecek mi bilmiyorum ama Emre Hoca şişliklerin inmesi için dedi. Yani daha çok böyle şişmesin diye takıyoruz bunları. Bu nasıl oldu? Bence bu böyle bir sempatiklik katıyor. Yarın bunlarla gezeceğim. Ben şey oluyorum. Birisi bana böyle bunu 3 gün kullan dediğinde ben onu daha çok kullanıyorum. 5 gün kullanıyorum daha böyle garanti olsun diye. Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Bitti. Çok güzel bir burnum oldu. Ya. Artık bu ben miyim? Gerçekten aynaya baktığımda sanki ben değilmişim gibi geliyor. Çok değişmedi mi? Videoyu bir başa sarar mısınız? Bir başa sarın. İlk Gamze'ye bakın, bir de şimdiye bakın. Bir şeyler değişti bence. Yüzüm böyle aşırı değişti gibi. Hatta buradaki sinirleri yukarı kaldırdığı için dudağım da böyle havaya kalktı gibi geliyor. Ya da ben mi öyle hissediyorum bilmiyorum. Ama gerçekten ben burnumu çok beğendim ve bu süreçten aşırı mutluyum. İnşallah siz de mutlu olursunuz ve çok güzel bir burnunuz olursunuz. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.